Bademci yeni yaşını dostlarıyla bir araya geldiği doğum günü partisiyle kutladı. Burçin Terzioğlu partiye gelen isimlerdendi. Yani bayağıdır da Salih'i görmüyordum. Çok iyi oldu. Şimdi bir hasret gidereceğim. Özel günü, güzel bir günü yanında olmak istedim. Ekranlar güzel oyuncuyu çok özledi. Yeni sezonda Burçin Terzioğlu'nu bir projede izleyebilecek miyiz? Daha belli olan bir şey yok. Bakalım, okuyorum. Görüşüyoruz. Belli olunca haberiniz olur zaten. Demet Akbağ geliyor. Hem yer aldığı Aydınlık Evler tiyatro oyunu hem de Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'nun yeni sezon çekimleri başlamadan önce böyle bir buluşma mutlu etmiş başarılı oyuncuyu. Salih Bey'in doğum günüyle sezonu açıyoruz. Ben de geleli bir hafta kadar oldu. İki gün sonra da set başlıyor. Set başlamadan o da böyle bir organizasyon yaptı. Herkes birbirini görecek bugün. İşte böyle durumlar. Hem oyun başlıyor hem dizi seti başlıyor. Yoğun çalışma temposu öncesi güzel bir yaz tatili geçirmiş Demet Akbağ. Geçti bitti. Güzeldi. Güzel geçti. Kısa kısa tatiller. İşte biraz aileyle, kız kardeşimle, oğlumla ve dostlarımla vakit geçirdim. Güzel geçti. Hazal Subaşı sevgilisi Atakan Başsavcı'yla geldi partiye. Yazın çalışmış güzel oyuncu. Tatil onun için yeni başlıyormuş. Ben çalışıyordum. Dün bitti benim setim. O yüzden evet ben bugün tatile girdim. O yüzden çok bir şey diyemeyeceğim. Yaz bana bugün başladı bitiyor ama. Siz bu durumdan birazcık izlenken hiç değilim ya, hiç değilim. Öyle mi geldi sana? Biraz öyle söyledi gibi oldu. Yok, bizim için yeni başlıyor. Onu söyledim. Yaz bitmedi yani, daha yeni başlıyor. Bakalım. Elçin Sangu geliyor tüm şıklığıyla. Bu hafta güzel oyuncu da yeni yaşını kutlamış. Uzun uzun süredir görmediğim arkadaşımın doğum günü olduğu için öncelikle çok heyecanlıyım. Dün değil, bir önceki günde benim doğum günümdeydi kendisi. Teşekkür ederim. Ondan sonra hasret giderdik. Bugün de ben onun doğum günündeyim. 39 yaşına girmiş güzel oyuncu. 39 seneye neler sığdırdınız sorusu gelince Elçin Sangu bakın nasıl bir karşılık veriyor. 39. 39 seneye neler sığdırdınız peki? Aa, çok derin mevzu. Hiç buralara girmeyelim, çıkamayız. Ama tabii ki çok şey sığdırdık yani. Peki en güzel yılları hangi zamanlardı? Şu anki yıllarım. Şu anki yıllarım. Kesinlikle. Bu yaşların çok güzel bir kafası varmış arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum hakikaten. Yeni sezon başlamak üzere. Elçin Sangu'yu bu sezon tekrar ekranlarda görebilecek miyiz? Bir şeylerimiz var ama daha hiçbir şey belli değil. O yüzden bir şey diyemiyorum ama bir şeyler olacak gibi görünüyor. Ve doğum günü çocuğu Salih Bademci ve eşi İmer Özgün geliyor. 40 yaşına giriyormuş başarılı oyuncu. Peki yeni yaşından beklentileri neler? Vallahi hiç beklentim yok. Bugün aynaya baktım, şey dedim kendi kendime. Ben senden razıyım adam dedim. Ve kapattım. Herhangi bir beklenti ya da bir şey girmek eğer olmazsa bir insanı üzeceği için şöyle beklentilerim yok. Ben biraz hayatın gönderdiğini takip ediyorum. Salih Bademci her doğum gününde pastayı üflerken aynı dileği diliyormuş. Benim her seferimde dileğim aynıdır. Ne derler, mum da diksem, işte ne bileyim bir gecede hani şeyde de dua da etsem hep aynıdır. Sen biliyorsundur, yukarıya gönderirim. Her zaman öyle yaparım ya. Onun dışında özel böyle spesifik bir dilekle hiçbir zaman bulunmam. Bu da benim hoşuma gider. O yüzden yine mum üflerken de dileğim her zaman o. Yukarıdakini havale edip sen biliyorsun zaten ne yapacağını deyip gönderiyorum. Son dönemlerde yer aldığı projelerde gösterdiği başarılı oyunculuk performansıyla Salih Bademci için Haluk Bilginer'in veliahtı olacak yorumları yapılmıştı. Başarılı oyuncu bu yorumlarla ilgili bakın neler söyledi. Yani Haluk Bilginer'in veliahtı olmak zordur tabii yani bu memlekette. O çok özel, çok spesifik biri, şahsına münhasır bir insan. Veliaht gibi demeyeyim ama evet yani son gerçek 30'larımın son çeyreğinde böyle güzel bir ne denir kariyerimde bir başarı bir şey ya yani bunlar yaşandı ve beni de çok mutlu etti çünkü çok nitelikli çok güzel işlerdi. O yüzden onun da ekstra gururunu yaşadım kendi adıma işlerin güzelliğiyle alakalı. Umarım da böyle devam eder ama yani şimdi Haluk abi olur muyum inşallah. Geçiyoruz doğum günü partisine. Salih Bademci devasa doğum günü pastasındaki mumları böyle üfledi. Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar başarılı şarkı performanslarıyla da adından söz ettiren Salih Bademci doğum günü partisinde de sahnedeydi. Yakışıklı oyuncu sahnede Demet Akbağ'la birlikte Emel Müftüoğlu'nun Hovarda şarkısında düet yaptı. Üçüm giymiş hayaller.
Gecede sahneye çıkan bir diğer isim Elçin Sangu'ydu. Güzel oyuncu Hüsnü Şenlendirici ve Deniz Seki'nin düet yaptığı Adaletsiz Seçim şarkısını böyle seslendirdi. Partinin sonunda Salih Bademci kendisini bu özel gününde yalnız bırakmayan dostlarına böyle teşekkür etti. Çok teşekkür ederim. Şöyle bakıyorum, gerçekten şu anda böyle 30'umdan sonra tanıştığım, kıymet verdiğim, hayatımı değiştiren, dönüştüren tüm insanlar neredeyse burada. O yüzden hepinize büyük bir minnetle teşekkür borçluyum. Bugün aynaya baktım, ulan 40 oldum diye ve kendi kendime bir tek şey söyledim. Aynaya baktım, şöyle dedim: razıyım lan senden, dedi. Siz de beni ben olduğum için kabul ettiğinizden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, iyi ki geldiniz.